TGRT Ankara stüdyolarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Haftanın ortasındayız ama bu sefer çok iyi haberlerle değil, hem de seçim sürecine giderken şimdi DHKPC terörüyle karşı karşıyayız. Hep soruluyor, acaba birisi düğmeye bastı mı diye. Dün özellikle Çağlayan Adliyesi'nde yapılan bu baskınla beraber gözler yeniden terör saldırılarına dikilmiş durumda. Yine akşam saatlerinde İstanbul Emniyeti ve Vatan Caddesi'nde meydana gelen olaylar aslında DHKPC terörünün yeniden hortlayıp hortlamadığı sorgulamasına da yol açtı. Bütün bu sıcak gelişmeleri konuşacağız. Kiminle? Başbakan Yardımcısı, siyasetin önemli bir ismi, güçlü bir ismi Sayın Numan Kurtulmuş'la. O da bugün cenaze törenindeydi. Oradaki duyguları, oradaki anları birebir yaşadı. Efendim hoş geldiniz öncelikle hoş bulduk, yayınımıza. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bugün o sıcak gelişmeyle başlayalım. Siz cenaze törenindeydiniz. Oradaki fotoğraf sizin hafızanızda nasıl anılar bıraktı Sayın Bakan? Tabii çok hazin bir tablo. Yani çok acı bir durum. Hem ailesi bakımından, hem adalet camiası bakımından, hem de bütün milletimiz açısından. Hakikaten son derece acı bir tablo. Yani orada kendimizi zor tuttuk. Ailesinin o perişan hali, genç bir savcı kardeşimiz hayatının baharında, daha yapacağı çok iş varken ve maalesef çok hain bir şekilde, çok cani bir şekilde, gaddarca öldürülüyor. Bu çocuklarının, annesinin, babasının, amcasının, kardeşlerinin, eşinin o gerçekten donmuş neredeyse, donmuş halleri. Hem metin, hem öfkeli, hem böyle bakıyorsunuz yüzlerinde, gözlerindeki yaşlardan daha çok içlerine, kalplerine gözyaşlarının aktığını hissediyorsunuz. Çoğu kimsenin, aşağı yukarı oradaki herkesin aynı şekilde olduğunu görüyorsunuz. Son derece hazin bir tablo, son derece acı bir tablo. Ama biliyoruz ki yani demin siz de söylediğiniz düğmeye basıldı. Ne yazık ki bu memlekette zaten birilerinin elinde bu terör düğmesi hep oldu. Yıllardır oldu. 10 yıllar boyunca oldu. Türkiye ne zaman güçlense, ne zaman Türkiye ileriye doğru bir atak yapsa, ne zaman Türkiye kendi içerisindeki sorunları aşıp dünyanın birçok yeriyle ilgilenmeye başlasa, yeni bir ufuk ve vizyon sahibi olmaya başlasa, birileri bu maalesef bir takım taşeron örgütleri, bir takım terör örgütlerini devreye sokuyor ve Türkiye'nin ayaklarında çelme takmaya çalışıyor. Ve taşeron örgütler dediniz, birileri tarafından kullanılıyor manasına geliyor. Bunları açacağım, sizin özellikle görüşlerinizi alacağım ama efendim bugün televizyon karelerine biz Ankara'dan seyrettik oradaki cenaze törenini, Eyüp Sultan'daki cenaze törenini. Şehit savcının küçük oğlu 7 veya 8 yaşında yanınıza geldi. Daha henüz bir şey anlayamam ama soru şu galiba, yarın sabah uyandığında veya bütün bu olayların sıcaklığı gittiğinde kime baba diyecek sorusu. Tabii yani çocukcağız çok metin görünüyor. Belki dediğiniz gibi işin sıcaklığı içerisinde durumu tam anlayamamış olabilir ama yarın sabahtan itibaren hayatı boyunca hep içinin bir tarafında nasıl bir hayat yaşarsa yaşasın hep baba acısını, özlemini yaşayacak ve hep babasına karşı yapılan bu haince saldırıyı hayatı boyunca unutmayacak. Bu çocuğun ruhunda, zihin dünyasında kim bilir ne derin yaralara neden oldu. Ne derin acılara, ne derin ve kalıcı elemlere artık neden oldu. Ama hep beraber bütün Türkiye olarak sadece ailesi değil, sadece adalet camiası değil. Bu yavrumuz ve bütün şehidimizin geride kalan bütün aile fertlerinin artık Türkiye'ye bir miras olduğunu, hep beraber şehidimizden geriye kalan aile fertlerine, çocuklarına hepimizin bütün gücümüzle, bütün gücümüzle destek olmak. Bugün de aynı şeyi söyledi galiba. Toplumsal bir sorumluluğumuzdur, vicdani bir sorumluluğumuzdur, insani bir sorumluluğumuzdur ve İslami bir sorumluluğumuzdur. İnşallah hep beraber ailesine, tabii ne yaparsanız yapın, ne eşine, eşinin ölmesinin acısını unutturabilirsiniz, ne babasına, anasına, aynı şekilde evlatlarının yokluğunu bir türlü unutturabilirsiniz. Hele hele çocuklarına, küçük yaşta evladına baba ihtiyacını, baba özlemini hiçbir şekilde veremezsiniz ama hiç olmazsa bu nametlerin yapmış olduğu bu hain saldırının en azından insani tarafını mümkün olduğu kadar azaltıp bunlara bir bütün aile fertlerine sahiplenmek Türkiye'nin boynunun borcudur. Bu başlangıçtaki iki soruyu sormamın en büyük nedenlerinden bir tanesi şu. Dün efendim sosyal medyada bu saldırganları, bu teröristleri, iki kişiyi eylemci olarak nitelendirilmesi, bunun haber kanallarına yine tırnak içerisinde eylemci olarak yansıtılması neticesinde bu ölüm olayının, bu şehit edilme olayının meydana gelmesi nedeniyle sordum ben size. Çünkü bir tarafta
adeta silahsız bir şekilde, savunmasız bir şekilde, başına silah dayanmış bir şekilde 6 saat boyunca tutulan bir savcı ve ona eylemci, bu olaya eylemcilik, hani yollar kesilir ya efendim, işte üst geçit yapılsın diye özellikle Karadeniz sahil yolunda sık sık biz haberler yaparız, haberimize eylemci deriz. Adeta yol kesme olayıymış gibi bakılması, bunun ardından bazı haber kanallarına yine tırnak içerisinde eylemci olarak yansıtılması... Bunu hani bunu açıklayacak bir şey var mı size göre? Yani burada gazeteciliğin ötesinde başka şeylerin söylenmesi gerektiğine inandığım için bu soruyu yönelttim. Yani çok açık söylüyorum. Ya, olayın olduğu andan itibaren Allah'tan bir müddet yasak konuldu. Ama maalesef özellikle sosyal medyada, arkasından bazı televizyon kanallarında, bazı gazete haberlerinde hakikaten insanın kanını donduran, hiçbir akla, hiçbir vicdana sığmayacak. Bırakın insaf, insanlık, adalet falan gibi duygular. Onlar insan olanların taşıdığı duygular. Hiçbir akla, mantığa sığmayacak şekilde yayınlar yapanlar oldu. Neredeyse şunu şuraya getirenler oldu. Yani bakın, görüyor musunuz? İşte Berkin Elvan'ın da böyle intikamı alındığı üslubuna benzer. Bu üslupla işi maalesef Berkin Elvan meselesinin bir intikamı gibi neredeyse görmeye, hatta bundan dolayı bunu eylemci tabirini de kullanarak mazur görmeye çalışan bir Berkin takım. Berkin Elvan'a karşılık savcı. Maalesef bu sanki böyle bir anlayışla, böyle bir algıyla buradan bir mesele ortaya çıkarmaya çalıştılar. Fevkalade hazindir, fevkalade anlamsızdır. Buradan siyaset üretmeye kalkanlar oldu. Bunlar ayıptır. Bunlar, bırakın günaha münaha, bunlar ayıptır. Gerçekten bu tür hazin olaylar üzerinden, insanların ölümleri üzerinden, bu tür vahşet üzerinden hiçbir şekilde bir ayrılık, bir farklı siyaset, farklı bir siyaset diliyle ayrışma üretmemek gerekir. Ama baktığınız zaman, geneline baktığınız zaman çok şükür Türk toplumunun büyük çoğunluğu sağduyuyla davrandı. Evet, bu tür maalesef marjinal ya da marjinallere özenen çevreler, kendileri marjinal olmadıkları halde marjinallere özenen, marjinalleri koruyup kollama görevini kendisine görev kabul eden çevreler olur. Türkiye'de her zaman oldu bunlar. Bir takım geçmişte de terör örgütlerine övgü yağdıranların olduğunu biliyoruz. Burada isimlerini verdirmeyin bana. Türkiye'de bu tür çevreler hep oldu. Ama bu çok ayıp bir şeydir. Yani son derece kötü bir görüntü. İlk Twitter'a, sosyal medyaya düşen o resim ve arkasından çok kısa bir süre içerisinde Sayın Savcımızın şehit edildiği haberleri. Ondan sonra da maalesef bu olay üzerinden böyle bir siyaset üretme telaşında olan marjinaller ve marjinallerin destekçileri. Bunlar Türkiye'ye yakışmıyor. Bakın, Fransa'da Charlie Hebdo baskını olduğu zaman ya da Tunus'ta Bardo Müzesi'nin baskını olduğu zaman bütün Tunus'ta ve Fransa'da bütün toplum bir araya geldi, teröre karşı ayağa kalktı. Peki efendim, Charlie Hebdo... Burada da bizim de herkesin, eğer gerçekten azıcık insanlık duygusu içinde olan, azıcık adalet duygusu içinde olan herkesin bu hain terör karşısında bir arada durması lazım. Siz özellikle toplum psikolojisini ve sosyolojisini, siyaset sosyolojisini de iyi bildiğiniz için bu soruyu özellikle siyasi anlamda da sormak istiyorum. Charlie Hebdo, Tunus, Amerika'daki son geçen sene yaşanan iki tane olayda hani Cumhuriyetçiler, Demokratlar veya işte Fransa'da liberaller, sosyalistler ve aşırı sağcılar omuz omuza gelmişken, bu omuz omuza sözünü de dün Sayın Başbakan'ın sözlerinden ifade ederek sormak istiyorum. Herkes eylemci kelimesini dahi kullanmazken, direkt terörist, bizde bu eylemci kelimesinin kullanılması, siyasetin bu olayı hemen kınamaması, hatta atılan tweetlerde başka mana, Sayın Kılıçdaroğlu'nun tweetlerinden bahsediyorum, onu da çok açık sorayım. Ardından bugün cenaze töreninde orada Cumhuriyet Halk Partisi lideri ve Milliyetçi Hareket Partisi liderinin bulunmaması ne manaya geliyor? Bulunsaydı, ne farklı, resim nasıl farklılaşırdı efendim? Keşke olsalardı, çok güzel bir tablo olurdu. Yani bu çünkü siyaset üstü bir mesele. Allah muhafaza, biz bunu yaşadık. Türkiye'de 30 yıl biliyorsunuz PKK dolayısıyla Türkiye silahlı bir çalışma ortamı yaşadı. Efendim 1970'li yıllarda sağ sol çatışma ortamını yaşadı. Allah muhafaza, silahların ateşlendiği, toplumun bölündüğü, toplumun terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke haline geldiği bir Türkiye ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne yarar, ne Milliyetçi Hareket Partisi'ne yarar, ne HDP'ye yarar, ne de başka hiç kimseye yarar. Dolayısıyla burada gerçekten siyaset yapmak istiyorlarsa herkesin demokratik siyaset anlayışı çerçevesinde önce teröre, silaha, baskıya, İnsanların öldürülmesine, insanların gerçekten tehdit altında tutulmasına karşı yekvücut olması,
Omuz omuza olması lazım. Evet. Yani benim teröristim, senin teröristin. Bu taraftan geçmişte bunlar oldu. Bu ülkede efendim bana sağcılar terör yapıyorlar dedirtemezsiniz diyenler oldu. Efendim sol terör örgütlerini koruyan hem de çok oy almış olan partilerin liderleri oldu geçmişte. Ama bunların hiçbirisinin o insanlara da faydası olmadı. O siyasi hareketlere de faydası olması olmadı. Bütün bunların tecrübesini yapmış olan bir ülke olarak Allah aşkına Türkiye'de zaman zaman kullanılan bu karanlık terör örgütlerinin arkasına takılıp onların jargonlarıyla konuşmak ya da onların yaptığı işleri mazur göstermeye çalışan buradan bir siyaset dili üretmeye gayret etmek önce siyasi mantıkla bağdaşmaz. Evet. Dolayısıyla keşke bugün orada bütün partilerin katıldığı bir cenaze töreni olmuş olsaydı. Bütün parti temsilcilerinin katıldığı cenaze töreni olmuş olsaydı. Ve hep beraber bizim teröre karşı duyarlılığımızı bir kere daha cümle aleme ilan etmiş siyaset olsaydı. Siyaset yine kendi mecrasında yapılsaydı ama sonuçta böyle bir olay karşısında da Türkiye en azından hani siyasetçisiyle veya toplumun diğer kesimleriyle birlikte olduğunu gösterdi. Efendim bu arada ekranlarımıza getiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Romanya'dan döner dönmez ayağının tozuyla şehit savcı Kiraz'ın baba evine gitti. Taziye ziyaretinde bulunuyordu. Yaklaşık yarım saat içeride kaldı ve öyle görülüyor ki çıkış hazırlıkları verildi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan savcı, şehit savcı Kiraz'ın evinden an itibariyle ayrılıyor. Bu görüntüleri de ekranlarınıza getiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı şehit savcının babasına taziye ziyaretinde bulundu Romanya dönüşünde. Görüntülerimiz İstanbul'da şehit savcının baba evinden hep beraber izliyoruz. Bu görüntülerin eşliğinde biz de sohbetimize bir taraftan devam etmek istiyoruz. Efendim tabii sizin açıklamalarınız bazı alt soruları gündeme getirdi ama atlamamak için Başbakan Yardımcısınız. Dün 10.36'da Türkiye'de bir olay yaşandı. Bütün Türkiye'nin elektriği gitti ki sebebine bakılacak olursa bir başka bir saldırıdan, siber saldırıdan da söz ediliyor. Bu açıdan bakılınca hani o düğmeye basıldı mı sorusunu ben biraz daha açacağım ama oradan alacak olursanız nasıl bir okuma yaparsınız? Şimdi tabii Türkiye çok hassas bir seçim atmosferine giriyor. Seçimden önce Türkiye'nin çevresindeki gelişmelere bakmamız lazım. Uzunca bir süredir. Hatta sadece Arap Baharı ile gelişen süreci değil. Ta 1990'larda Sovyetlerin çözülmesi, Doğu Batı geriliminin sona ermesinden sonra başlayan sürece bakın. Yaklaşık 25 yıl. Çeyrek asırlık bir sürece bakın. Bu sürecin içerisinde önce Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, Kuzey Afrika ülkeleri, Yemen'e kadar gelişen coğrafya, Ukrayna, işte şimdi tekrar Yemen'de Suudi Arabistan'ın İran'ın müdahalesi, Suudi Arabistan'ın İran'a müdahalesiyle bir sanki orada da gelişen, bir mezhepsel çatışmayı körükleyen bir unsur yaklaşım, olarak tabii. Veya yaklaşım olarak da. Şimdi baktığınız zaman bütün bu bölge ülkeleri her birisi 25 senedir neredeyse yanıyor, yıkılıyor, siyasi karışıklıkların, toplumsal huzursuzlukların içerisinde büyük bir istikrarsızlık ortamı 25 yıldır bu geniş coğrafyada sürüyor. Bir tek Türkiye çok şükür. Suriye'yi, Irak'ı falan zaten saymıyorum. Türkiye geniş bir sınır boyunca hemen karşısında birkaç kilometre ötede savaşın uzun süredir devam ettiği bir ülke. Allah'a çok şükür Türkiye hem kendi istikrarını sağlıyor hem de kendisinin kadim bir sorununu çözüm süreci marifetiyle Türkiye'deki Kürt sorununu çözebilmek için büyük bir özgürlükler temelinde, eşit ve özgür yurttaşlık temelinde bir adım atıyor. Üçüncü gözleri de herhalde sürece bir türlü dahil ettirmeden kendi milli bir projesi olarak bu çözüm sürecini kendi içinde halletmeye çalışıyor ve çok şükür belli bir noktaya da gelmiş bulunuyor. Şimdi böyle baktığınız zaman ayrıca Türkiye içine kapanmış bir Türkiye'den, şimdi Asya'nın ortalarından, Afrika'nın doğusuna, batısına, güneyine, hatta Latin Amerika'ya kadar uzanan, burada bütün ülkelerle, mazlum milletlerle ilişkilerini geliştiren, İslam coğrafyasıyla, efendim Afrika, Asya ülkeleriyle çok yakın ilişkiler geliştiren ve bir taraftan da ekonomik gelişmesiyle, 3. köprüsüyle, Marmara'yla, ortaya koyduğu muhteşem projeleriyle ekonomik bir performans sergileyen bir ülke. Bu tabii ki birilerini rahatsız ediyor. Yani eminim ki şu anda şu konuşmayı eğer duyanlar varsa ya da Türkiye'deki gelişmeleri her gün, günü gününe kaydedenler var. Bunları biliyoruz. Eyvah bundan sonra ne yapacağız diye 50 bin tane masada böyle masaların üzerinde çalışma ofislerinde birçok kimsenin Türkiye'deki istikrarın nasıl bozulacağına ilişkin çalışmalar yaptığını herhalde biliyoruz.
Dolayısıyla özellikle Türkiye'nin insanlarına düşen, Türkiye'nin siyasetçilerine düşen, Türkiye'nin vatanseverlerine düşen esas mesele, sağda olabilirler, solda olabilirler, kendilerini başka siyasi kimliklerle tanımlıyor olabilirler, dindar olabilirler, kendilerini laik olarak tanımlıyor olabilirler. Ne olurlarsa olsunlar, etnik, mezhebi farklılıkları, siyasi farklılıkları ne olursa olsun, herkesin göz bebeği gibi korumayı kendisine vazife edinmesi gereken şey, Türkiye'nin dirliği, birliği ve ileriye doğru atılım yapmasıdır. Şimdi bunu önlemek için... Evet. Efendim, Sayın Cumhurbaşkanı taziye evinden çıkışında bir açıklama yapıyor. Hemen oraya kulak veriyoruz. İstanbul'dayız. Telefonla başbakanımla da görüştük. Arkadaşlarımızla da görüştük. İnşallah yarın bu konuları aramızda daha detay olarak görüşeceğiz. Ve ne gibi adımlar atacağız? Bunları özellikle tespit edeceğiz. Gün birlik günüdür. Gün beraberlik günüdür. Adeta bir milli duruşun olması gereken gündür. Bu konularda hassasiyetimiz gerekiyor ve inancımızın bize emrettiği istikamette de inşallah bu yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Ben tekrar bütün aileye başsağlığı dileklerimi kendilerine zaten ilettim. Adalet camiamızın da başı sağ olsun diyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Kendisini Rabbim inşallah şehitler makamında tatip etsin diyorum. Ve ruhuna hep birlikte birer Fatiha okuyalım. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit savcının evinden an itibariyle ayrılıyor. Romanya dönüşünde Ankara'ya dönecekti aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ancak bu acı olayın ardından güzergahını İstanbul olarak değiştirdi. Ve Romanya dönüşü Atatürk Havaalanı'na iner inmez direkt olarak şehit savcının baba evine gitti ve taziyede bulundu. Görüntülerde de izliyoruz. Az önce de bir açıklama yaptı. Altı çizilesi sözleri vardı. Gün birlik günüdür, gün beraberlik günüdür dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve bakıldığı zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit savcının evinden, baba evinden taziye ziyaretini tamamladıktan sonra ayrılıyor an itibariyle. Evet, görüldüğü zaman geniş güvenlik önlemlerinin aldığı da dikkat çekiyor. Evet efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taziye ziyaretini tamamladı. Şehit savcının eşine, babasına ve minik oğluna, küçük oğluna taziye ziyaretini tamamladı ve evden ayrıldı. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Saat başında burada olacağız. Evet efendim, TGRT Ankara yayına devam gerekirse Bakan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş. Efendim, siz bugün cenaze namazı
Ona da katılan camisindeyiz. Bakıldığı zaman birkaç olay daha yaşandı. Dünkü bu elim olayın ardından Yunanca Caddesi'ne yine bir başka canlı bomba ve üzerine el bombaları AK-47 yani ben soruyu sordum ama hakikaten efendim düğmeye basıldı mı? Bir taraftan seçime 68 gün kaldı. Bakıldığı zaman seçim öncesinde yaşadığımız senaryonun bir başka versiyonunu yaşıyor gibiyiz. Zaman zaman Tokat kırsalında çeşitli eylemleriyle hani böyle tanıdığımız bir örgüt DHKPC. Acaba o zaman PKK ile ilişkisi var mı yok mu sorularını hep sorardık. Şimdi bakıldığı zaman sahne almış gibi görülüyor DHKPC. Ne demek lazım? Şimdi tabii ümit ederiz ki dünkü ve bugünkü saldırılar burada önlenir. Bundan başka saldırılarla Türkiye karşılaşmaz. Ama bir kere kural olarak şunu bilmemiz lazım. Dünyanın, sadece bunu Türkiye için söylemiyorum. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir terör örgütü, hiçbir zaman başka bir istihbarat biriminden ya da başka bir takım dış çevrelerden yardım almadan, ne Amerika'da, ne Fransa'da, ne İngiltere'de, ne Türkiye'de, ne Somali'de, ne Yemen'de bir yerde terör örgütü herhangi bir terör faaliyetinde bulunamaz. Yani mutlaka arkasını kurcaladığınız zaman bir takım ekonomik destekler vardır, siyasi destekler vardır, efendim medya destekleri vardır, lojistik destekler vardır vesaire. Dolayısıyla ben açıkçası uzun yıllardır terör meselesinde böyle takip eden birisi olarak geldiğim kanaat budur. Yani herhangi bir yer, Reyhanlı'da bir saldırı oluyor. İşte evet. Herhangi bir bizim dünkü adliyede olan, Çağlayan'da olan olay. Bunun sadece ismi şu ya da bu olabilir. Bu örgütü tek başına zannetmeyin. Mutlaka bu örgütün ya da ne bileyim bir yerde eylem yapan El-Kaide'nin, falanca yerde eylem yapan, operasyon yapan herhangi bir DAEŞ gibi bir örgütün. Mutlaka bunların arkasına gittiğiniz zaman bir takım söylediğim destekler vardır. Silah desteklerinden tutun, siyasi desteklere kadar, ekonomik desteklere kadar. Bir kere bunu bilmemiz lazım. Dolayısıyla Türkiye muhatap olduğu, dün muhatap olduğu olaylar karşısında nasıl sadece muhatap olduğu terör gruplarından ya da bir takım silahlı çatışmalara konu olan kişilerle, örgütlerle sınırlı bir sorunla karşı karşıya değilse bugün de değildir. Bunu bilmemiz lazım. Bu söyledikleriniz araya girip şu soruyu sorabilir miyim efendim o zaman? DHKPC maşasını kim tutuyor? Bu maşayı tutanlarla PKK maşasını tutanlar aynı kişiler mi? Şimdi bir kere terörü kullanan çeşitli büyük güçler olabilir. Ama sonuçta kim kullanıyor olursa olsun hepsi aslında aynı odağa hizmet ediyor. O da nedir? Dünyada kaoslar yaratmak, krizler yaratmak, bu krizler ve kaoslar üzerinden kendilerince sorunları çözme gücünü elde etmek ve hatta bu kaoslar ve krizler üzerinden nüfuz elde etmek için terörü kullananlar var. Sadece bizim ülkemizde yaşadığımız bir örneği verelim. 11 Eylül gününe kadar her gün İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Erzurum'da, Diyarbakır'da, Türkiye'nin dört bir tarafında sağcılar, solcular ellerinde silahlarla, bombalarla birbirlerini öldürüyor. Her gün onlarca cenazeyi kaldırıyorduk. Ne oldu da 12 Eylül günü birden bıçakla keser gibi Türkiye'de terör sona erdi? Çünkü darbe oldu. Çok açık bir şekilde gördük ki terörü o zaman kullananlar, sağdan soldan gencecik çocukların toprağa düşmesine göz yumanlar, öncülük yapanlar, destekleyenler aslında Türkiye'de ihtilalin kapısını aralamak isteyen dış güçlerdi. Dolayısıyla bu Türkiye'nin test etmiş olduğu, sonuçlarını bugün bütünüyle görmüş olduğu bir süreçtir. İşte aynı şekilde mesela PKK üzerinden Türkiye'nin 30 yılının bloke edilmesi, Türkiye'nin 1.2 trilyon dolar, en azından 1.2 trilyon dolar gücünün terörle mücadeleye verilmesi, bununla ilgili yıllardır Türkiye'de süren ayrıca devlet-millet uyuşmazlığı, ayrışmazlığını ortaya çıkaran çeşitli uygulamalar, bunlara baktığınız zaman bunların hiçbirisinin tesadüf olmadığını bugün çok net görüyoruz. Eğer Türkiye bu teröre harcamış olduğu kaynağı, diyelim ki ekonomik gelişmeye harcasaydı, bugün 10.400 dolarlar seviyesinde değil, 20.000 dolarlar seviyesinde bir milli gelire sahip olacak. O zaman olacak. Da geri dönülmez veya işte ekonomisi artık başka bir ülke olacak. Bugün Türkiye olacak. Diye konuştuğumuz Türkiye, örneğin orta gelir tuzağı riskinde konu olmayan bir Türkiye veya olacak. Veya o basamağı çoktan geçmiş olacak. Süper Lig'e çıkmış evet. olan bir Türkiye evet. olacaktı diğer tabiriyle. Şimdi böyle baktığınız zaman Orta Doğu'daki örgütler, Afrika'daki örgütler ya da işte Fransa'daki saldırılar sonucu oluşanlar 11 Eylül sonrasında
ortaya çıkan çeşitli senaryolar, bir kısmı komplo teorilerinden kaynaklanan ama bir kısmı da gerçekleri yansıtan birçok senaryo. Sonradan anlaşıldı ki yani iki tane kişi biz pilottuz, uçağa binelim ve oraya saldıralım. Ondan ibaret olmayan bir saldırıyla dünya karşı karşıya kaldı. Ya da yıllarca Afganistan'dan kaynaklanan işte önce Taliban sonra El-Kaide olarak ortaya çıkan network. Anlaşıldı ki yani aslında dünyanın... Belki de bugün DEAŞ'a veya IŞİD'e dönüşen. Onun zeminini hazırlayan, onun tabanını oluşturan oluşumlar. Böyle baktığınız zaman bir tek şey, hepsinin bir tek ortak yeri var. Afganistan'daki siyasi kriz mi var? Bunu silahla çözelim. Bunu savaşla çözelim. Suriye'de siyasi kriz mi var? Bunu savaşla çözelim. Afrika, bunu savaşla çözelim. Ve şablonun bütününe baktığınız zaman birileri bütün bu savaşlar, bütün bu terör saldırıları olurken elini ovuşturuyor. Evet. Keyiften böyle adamlar her türlü keyifle hareket ediyorlar. Ve bütün bu kargaşadan, terörden de bir tek çevre kazanıyor. O çevrede dünyada kaostan, krizden para kazanan, silah satan, efendim işte bu askeri endüstriyel kompleksi harekete geçiren, silahlarını satan, bombalarını satan ve bu ülkelerin böyle istikrarsız, kararsız ülkeler haline dönmesini sağlayarak siyasi hedeflerini bu ülkelere zorla empoze ettiren çevrelerin bu işten kazançlı çıktığı. Aslında adresi de çok adres açık, belli diyorsunuz. Çok açık. Orta Doğu'daki bu karışıklıktan işte lafımızı eğip bükmeyelim. Silah tüccarları kazanıyor. Efendim tefeciler kazanıyor. Bütün bunların arkasında İsrail kazanıyor. İsrail Orta Doğu'da şu anda kendisine karşı herhalde hiç bu kadar rahat tehlikeli bir rakip kalmamış bir ülke haline geliyor. Ama bunun karşısında da düzenden yana olanlar, meselelerini müzakereyle, görüşerek, tartışarak çözmekten yana olanlar. Batı dünyasında da var, Doğu'da da var, İslam dünyasında da var. Her yerde bu tür insanlar var. Aslında terör devam eden küresel bir savaşın araçlarından birisidir. Savaşta iki taraf. Düzen yanlılarıyla kaos ve kriz yanlılarının savaşı. Amerika'nın içinde de bunların savaşı devam ediyor. Avrupa'nın içerisinde de, Asya'da da, İslam dünyasında da, Afrika'da da. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken bu terörün, kaos ve kriz cephesinin bir aracı olduğunu biliyorsak, sağcı olalım, solcu olalım, dindar olalım, seküler olalım, kendimizi nasıl tanımlıyorsak tanımlayalım, hangi etnik kökene ait olduğumuzu bilincinde olursak olalım, hangi mezhep ve meşrepte olursak olalım, önce terörün bir araç olarak kullanılmasının karşısına dikilmemiz lazım. Efendim tabii sizi bulmuşken bir tane soru da şu, hep klasik soruların dışında. Şimdi hani bakıldığı zaman bir taraftan seçime gidilirken MHP'nin yanına bunu Devlet Bahçeli'ye aba altından sopa gösterildiği için soruyorum. Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi'ni ekleme çabası var. İşte bu olursa oyun %20 oluyor. Tabii bununla beraber şu soru da, acaba DHKPC size göre bütün bu oynanan oyun içerisinde veya siz demin ifade ettiniz ya masanın üzerindeki kartların içerisinde 7 Haziran'a giderken DHKPC kartı da masanın üzerinde önemli bir yer kaplıyor mu? Yani çok önemli olduğunu düşünmüyorum ama kaplıyor, bir yeri var. Yani bu ya da benzer örgütlerin yani insanları korku üzerinden yani korku da maalesef bu kaos lobisinin kullandığı siyasal araçlardan birisi de korkudur. İlla terör insanların beynine silah sıkmak, kurşun atmak değildir. Ya da illa sokakları yakıp yıkmak, illa efendim binaları harap etmek, insanları rehin almaktan ibaret değildir terör. Terörün önemli araçlarından birisi, terörün ürettiği önemli işlerden birisi de korku siyasetidir. Korku siyasetini egemen kılarsanız insanlar orada kamplaşmaya başlar. Şu ya da bu şekilde kamplaşmaya başlar. Bunun üzerinden siyasi siyasette bir araya gelmeyecek olan isimler, insanlar, fikirler bir araya gelebilir. Dolayısıyla biz şunu savunuyoruz. Siyaset önce özgürlük gerektiren bir şeydir. Yani sandığa gideceğim. Çok sayıda siyasi seçenek var. Bunların içinden birisini tercih edeceksen vatandaş olarak benim özgür düşünceyle, kendi fikriyatımla, yüreğimle, zihnimle karar verebilmem lazım. Efendim o zaman çok önemli bir şey söylediniz. Bunun için de korkmamam lazım. Çok önemli bir şey söylediniz. Hani AK Parti'nin karşısında ki muhalif grupları, küçüklü büyüklü, sağcı solcu, işte MHP de bunun içerisinde, Cumhuriyet Halk Partisi de bunların yanında bir tek oyun boşa gitmemesi için o manada tırnak içerisinde söylüyorum, bunlar sosyal medyada sorulduğu için sorma durumundayım. Bir kamplaştırma, safları sıklaştırma çabasını DHKPC aracılığıyla kullanma mı dememiz yok, lazım? Yok, o kadar haksızlık olur ama şunu söyleyeyim. Yani Türkiye'de korku sürekli kamplaşma üretir. Tekrar onu söylüyorum. Ama bir de şunu çok daha yakın yani
pratik siyasi olarak, siyasi tecrübe olarak söyleyelim. Daha 10 Ağustos 2014 seçimleri önce Türkiye'de bir çatı aday denemesi oldu. Ve bütün birçok parti, zannediyorum 13-14 parti bir araya geldi, irili ufaklı. Hı hı. Ve sonuç itibariyle son derece başarısız bir seçim sonucuyla sonucu elde etmiş oldular. Bütün partilerin bir araya gelmesi. Dolayısıyla yani siyasette elmalarla armutları bir araya getirdiğiniz zaman bir sonuç... Ekmelettin İhsanoğlu'nu söylüyorsunuz. Evet, bir sonuç almıyorsunuz. Buradan aslında 10 Ağustos seçimlerinde Türkiye'nin muhalif siyaseti şunu kazanmalıydı. Evet, AK Parti'nin karşısında biz de şu projelerimizle, şu tekliflerimizle, AK Parti 2023 vizyonu mu diyor? Ben de 2050 vizyonu söylüyorum. Ben de 2053 vizyonunu ortaya koyuyorum. Benim vizyonum da şudur. Cumhuriyet'in 100. yılında şöyle bir Türkiye öngörüyorum. Çözüm sürecinde yaptığınız şunu beğenmiyorum. Onun yerine ben gelirsem bu meseleyi şöyle çözeceğim. Muhalif bu böyle bir dille konuşmuyor. Böyle bir dille konuşmadığı için geniş halk kitleleri içinde herhangi bir muhalefet partisi yarın 7 Haziran'da seçim yapıldığında 8 Haziran sabahı bir iktidar alternatifi olarak görünmüyor. Ben bunu iktidar partisinin bir mensubu olmama rağmen Türkiye'nin bir eksikliği olarak söylüyorum. Peki efendim, o zaman ben şunu, o zaman çok saçma bir tartışma değil mi bu? 30 Mart öncesinde ve 10 Ağustos öncesinde, yani geride bıraktığımız iki seçim öncesinde biz aynı yolu izleyen muhalefet partilerini gördük. Duvara tosladılar, deyimi yerindeyse. Yani siyasi anlamda ezildiler. Şimdi 7 Haziran'a giderken aynı taktiğin kullanılması aynı duvara toslanacağı manasına gelmiyor mu? Bu bir siyasi intihar değil mi? Neden başka bir siyaset üretme yolu kullanılmayıp mağlup olunan 30 Mart ve 10 Ağustos'ta aynı yol seçildi? İşte maalesef yani buradan bir aslında bir çaresizlik ortamı içerisinde hareket ettikleri anlaşılıyor. Onun yerine projelerle halka gerçekten rasyonel, yani ben size Ramazan'da ilave ikramiye vereceğim, ilave maaş vereceğim gibi değil de gerçekten 2023'te mesela Türkiye'nin ne kadar milli geliri olmasını hesap ediyorsunuz, ne kadar büyüklüğü olan bir ekonomi, sosyal gelişmişlik endeksleri bakımından Türkiye bunu madem söylediniz araya girip efendim, mesela iki ikramiyeden bahsedildi. Ekonomi programlarında mesela siz bir şey söylediğiniz zaman veya başka bir şey söylendiği zaman eskiden bunlar kurgulanırdı veya sorulurdu. Kaynak nerede? Şimdi bakıldığı zaman kaynağı soran yok. Çok iyi oldu ve sürekli şak 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 açıklamaları destekleyen sözler geliyor. Bunun kaynağı niye sorulmuyor? Ya valla Türkiye'de geçmişte de bu tür vaatlerde bulunuldu. Süleyman Demirel, Allah selamet versin. Onlar ne veriyorsa ben 5 puan fazlasını veriyorum. 10 puan fazlasını veriyorum. İki anahtar verip iki anahtarla seçim meydanlarında kampanya yapanlar, ev ve araba anahtarı ama üzerinden yapanlar oldu. Ama o siyasi kültürün biz çok ötesine geçmedik mi? Türkiye çok popülist siyasi kültür artık hani Türk seçmenine veya Türk seçmeni siyasi popüler kültüre kapısını kapatmadı mı? Tekrar işte ben 5 fazlasını veririm, 2 emekli maaşı veririm. Bu da geriye dönüş değil tabii, mi o zaman? Bu da eski siyaset dilinin bir parçası maalesef. Onun yerine mesela Cumhuriyet Halk Partisi neoliberal tezlere karşı nasıl bir Türkiye vaat ediyor? Nasıl bir Türkiye ekonomisi vaat ediyor? Nasıl bir kalkınma serüveni öngörüyor? Bunları kalkıp vatandaşa anlatabilse o zaman daha ciddi bir alternatif haline gelir diye düşünüyorum. Ama bunun yerine işte bu tür popülist söylemlerle yaklaşmaya zaten vatandaş prim vermiyor. Efendim CHP ile ilgili son bir soru. Madem hani araya gireceğim, tekrar bu acı olaya döneceğim ama Kemal Derviş'i tekrar ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı yapacağım. Emekliye 2 tane ikramiye vereceğim dedi. Hani onun dışında biz MHP'nin kurultayda zaten önceki hafta gerçekleştiren kurultayda hiçbir programını ekonomi anlamında, sosyal politikalar anlamında duyamadık. Sadece Sayın Bahçeli'nin çözüm sürecini çok sert eleştiren ifadelerin dışında başka bir şey duyamadık. Kemal Kılıçdaroğlu da dedi ki 2 tane şey, 2 maaş ikramiye ve Kemal Derviş. Şimdi 2 maaş ikramiye çok üzerinde durmaya bile değmez. Yani tamamen popülist olarak söylenmiş bir sözdür. Seçim vaatleri arasında kimsenin de kale almayacağı sözlerden birisidir. Ancak Sayın Kemal Derviş'i tekrar ekonominin başına getireceğiz lafı Türkiye ile dalga geçmektir, Türk halkıyla dalga geçmektir. Sayın Kemal Derviş Türkiye ekonomisinin başına geldi. Ben Kemal Derviş'in şahsıyla, ekonomi bilgisiyle ilgili bir şey söylemiyorum. Ama o bir 2000'li yılların başını hatırlayın. 2000'li yılların başında Türkiye ekonomik olarak bir krizin içerisine girdi. O krizden çıkışın bir yolu olarak da tırnak içerisinde söylüyorum. Teknokrat bir kurtarıcı olarak Kemal Derviş Türkiye'ye getirildi. Allah rahmet eylesin. Sayın Ecevit
Kemal Derviş'i ekonomiden sorumlu bakan olarak atamadan evvel kendi yakın bakan arkadaşlarıyla, ben o arkadaşlardan aldığım bilgiyle bunu söylüyorum, yaptığı toplantıda sabah gece geç vakte kadar konuşuluyor. Kemal Derviş'i getirmeyeceğiz, tamam diyor. Ama ertesi sabah saat 10'da basın toplantısıyla Kemal Derviş'i getirdi. Şimdi Kemal Derviş daha sonra Avrupa'da 2008-2009 krizleri sonrasında çok benzer bir model. Eğer Kemal Derviş zaten Türkiye'de tutmuş olsaydı, daha doğrusu Türkiye gerçekten Selçuklu'nun, Osmanlı'nın mirası üzerine oturan büyük bir devlet geleneğine sahip olmasaydı ve Türkiye demokrasisi 1950'den beri çok büyük bir mesafe almış olmasaydı, evet 2000'li yılların başında teknokrat bir başbakan, kriz çıktı 2008-2009 teknokratlarla çözelim. Teknokratlar. Neden? Kendimizi garantiye alalım. Para babalarını garantiye alalım. Çünkü efendim IMF ne derse Mondi'de, işte Papadopoulos'ta, İrlanda'da iş başına gelenlerde aynısını yapacak onun için mi? Onun için tabii. Ama burada da IMF de burada araçlardan birisi. Evet. Esas yani IMF'nin dediği de değil. IMF burada kullanılan araçlardan veya uluslararası birisi. Kredi derecelendirme kuruluşları. Ya da parayı verenler. Ya da bu ülkelere yani. Bu ülkeleri borçlandıranlar. Bu ülkeleri onların danışmanları vasıtasıyla ekonomileri kontrol altına almaya çalışıyorlar. Aslında işte ben bunu birkaç sefer söyledim de bazıları yanlış anladı meseleyi bilmedikleri için. Tsipras ve Syriza Yunanistan'da aslında tam da Papadopoulos'la başlayan bu sürece Yunan halkının bir itirazı. Avrupa'nın içerisinde bir itiraz olarak ortaya çıktı. Başarılı olur olmaz onu bilmem. Sayın Kemal Derviş'in yılını tam hatırlamıyorum ama ayrılırken, evet Kemal Derviş'in bıraktığı programlar uzun yıllar Türkiye'de uygulandı. Ama ayrılırken birkaç sene sonra, 2006 olabilir, 2007 olabilir, şunu söyledi. Evet Türkiye'de bir program uyguladık ama Türkiye'de bu program sosyal tarafı eksikti dedi. Şimdi bakın eğer çok net söylüyorum, AK Parti hükümeti 20. IMF protokolünü imzalasaydı, Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakanken direnmeyip de IMF ile 20. protokolü imzalasaydı, bugün Türkiye hala IMF'ye borçlu bir ülke olmaya parayı verenler, bu ülkeleri borçlandıranlar, bu ülkeleri onların danışmanları vasıtasıyla ekonomileri kontrol altına almaya çalışıyorlar. Aslında işte ben bunu birkaç sefer söyledim de bazıları yanlış anladı meseleyi bilmedikleri için. Tsipras ve Syriza Yunanistan'da aslında tam da Papadopoulos'la başlayan bu sürece Yunan halkının bir itirazı. Avrupa'nın içerisinde bir itiraz olarak ortaya çıktı. Başarılı olur olmaz onu bilmem. Sayın Kemal Derviş'in yılını tam hatırlamıyorum ama ayrılırken, evet Kemal Derviş'in bıraktığı programlar uzun yıllar Türkiye'de uygulandı. Ama ayrılırken birkaç sene sonra, 2006 olabilir, 2007 olabilir, şunu söyledi. Evet Türkiye'de bir program uyguladık ama Türkiye'de bu program sosyal tarafı eksikti dedi. Şimdi bakın eğer çok net söylüyorum, AK Parti hükümeti 20. IMF protokolünü imzalasaydı, Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakanken direnmeyip de IMF ile 20. protokolü imzalasaydı, bugün Türkiye hala IMF'ye borçlu bir ülke olmaya devam edecekti. Çok şükür 2009 yılında IMF, zannediyorum 2009'u... Ama her sabah yapılan televizyon programlarında ben de onu hatırlıyorum. 20. IMF protokolünü imzalayın. İmzalamazsanız böyle olur. Olur, böyle olur. Böyle olur. Türkiye ekonomisi çöker. Bunu imzalamamız şart ki 2001'e tekrar geri dönmeyelim diye sürekli Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları'nın temsilcileri bas bas bağırdılar. Bağırdılar. Şimdi ne gariptir ki Türkiye'de gezi olaylarının başlangıcı da biliyorsunuz geçtiğimiz şeyde Mayıs ayında 2013 Mayıs ayında Türkiye'de IMF ile olan borcun 14 Mayıs'tır tarihini de unutmuyorum. 14 Mayıs 2013'te Türkiye'nin IMF ile olan borç ilişkisini bitirmesidir. O sadece borcu ödemek değil. Bunun Batuhan Bey altını çiziyorum. Aslında Türkiye'nin çok bir borcu da kalmamıştı IMF'ye. Bu IMF ile bağımlılık ilişkisini artık sonlandırmaktı. Dolayısıyla o günden itibaren de Türkiye'de bambaşka gezi olayları başladı. Arkasından 17-25 Aralık operasyonları başladı. IMF eşittir Kemal Derviş olan veya adı bu kadar IMF ile bir arada olan birisinin tekrar bir ana muhalefet partisi tarafından yeni bir proje gibi sunulması aslında bize belki de hani yeni bir projesi olmadığını da gösteriyor olabilir mi? Belki de başka bir şey. Uluslararası sisteme diyorlar ki bakın biz sizin özellikle bu tefeci kuruluşların vesaire söylediği her şeyi yapmaya hazırız. Bizden korkmayın. Biz sandığınız gibi sol parti falan değiliz. Biz hem de eski sağ, yeni sağda değil.
Avrupa'nın eski sağının söylediklerini, aşırı sağ, aşırı sağ değil, o eski neoliberal değil, tezleri hala matah bir şey zanneden eski değil, sağın söylediği sözleri söylemeye devam edeceğiz. Programları uygulamaya devam edeceğiz demiş oluyorlar. Daha vahimi, sayın, ben burada Sayın Derviş'e en ufak bir şey söylemiyorum. Şundan dolayı söylemiyorum, ona bir teklif yapılmıştır. Onun o teklife vereceği cevap bize yansıdığı kadarıyla, ben seçime meçime gelmem. Beni atarsanız dışarıdan teknokrat bir bakan olarak gelirim. Oh ne güzel. O da diye, kendi ait olduğu, ait olabileceği bir siyasetçi değil. Denediler, hatırlayın. Kemal Derviş daha sonra DSP'den kopan o ekiple bir, sonra işte İsmail Cem'le bir araya. İsmail Cem'le rahmetliyle bir şeyle Hüsamettin. Ama son anda İsmail Cem'i bıraktı tekrar CHP. Evet, bir deneme yaptılar. Çok... Şunu biliyor yani, tecrübesi, uluslararası tecrübesi de Sayın Derviş'e herhalde şunu söylüyor ki, yani Türkiye siyasetinin içerisinde kimin yanında olması gerektiğini seçilerek bu kafayla gelinecek bir yer yok. Dolayısıyla evet, diyor ki ben öyle seçilerek, seçim mücadelesine gelerek, demokrasinin içerisinde bir kavga gürültüyle değil, eğer atarsanız gelirim, olurum. Ve burada tabii bir de şart koşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olması. Evet. Sayın Derviş de biliyor ki bu koşullarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olması mümkün değil. Evet. Dolayısıyla Kemal Derviş efendim dediniz, o kadar anlattınız. Bir yerde, bir yerde de Derviş'in hayır cevabı demektir. Çok olumlu şeyler söylüyordu 2007'ye kadar Kemal Derviş. Sonra birden hani insanın kafasına bir şey düşer, bu sefer Türk ekonomisiyle ilgili diyorum. Birden değiştirdi tavrını. İşte Türk ekonomisi kötüye gidiyor. Şimdi sürekli büyüme rakamı veya basamak atlayamayışı hep her yerde, her uluslararası toplantıda olumsuz şeyler söylüyor. Ortada, yani o zaman yani 2007'ye kadar niye olumlu konuştun? Söylediğim şey yani özellikle 2010'dan sonra bu AK Parti hükümeti IMF ilişkisi. Şunu sadece IMF ilişkisi görmek oldu. Mesela şimdi bu 25 dönüşüm programı Türkiye'de benim yıllardır faz değiştirmek mecburiyetindeyiz dediğim şey. Türkiye bir faz değiştirmek mecburiyetinde. Evet, sadece para piyasaları, sermaye piyasaları, buradaki gelişmeler üzerinden bunlar bir şeydir. Türkiye bunlarla ilgili bütün reformlarını ta rahmetli yaptı. İşte paranın olmasından tutun, işte AK Parti iktidara geldiğinde bankacılık sektöründeki düzenlemeler, BDDK'sı, efendim TMSF'si, Merkez Bankası, bütün bu düzenlemelerle aslında Türkiye finansal piyasalarla ilgili reformların hepsini yaptı. Ama şunu artık görüyoruz. AK Parti hükümeti de şunu görüyor ki piyasa dediğimiz şey sadece finansal piyasalardan ibaret değil. Efendim ara vereceğim ama böyle dediğim basamak atlama veya faz değiştirme, another dimension dedikleri şey, hani geri dönüşü olmayan artık sağlam. Bu başkanlık sistemiyle mi mümkün? Hani 20 bin dolar geçtik. 310 bin dolar. Onu yani ekonomide, siyasette, anayasal alanda, hukuk alanda reformlar. Türkiye reform iradesini sürdürmek durumunda. Reformun temel perspektifi de şudur. Milletin daha fazla egemen olduğu. Ben özellikle şu metaforu kullanıyorum. Geçtiğimiz 13 yılda milletin egemen olduğu. Bütünüyle egemen olduğu. Bütünüyle. Biz 13 şu yılda, an değil. Yılda AK Parti egemenleri bunu millete devretmesi lazım. Aslında hukuki vesayetler büyük oranda geride kaldı. Ekonomik vesayet odakları büyük oranda, demin söylediğimiz ve söylemediğimiz birçok örnekleri. Şimdi bunun anahtarı millete teslim edilmesi lazım. Bunu bekliyor. Bu anahtarı devretmeyi diye yazılarda yazıyor. Şöyle olursa böyle olur. Böyle olursa bak Türkiye iyiye gitmez. Bu yazıları da yazıyorlar. Bunları ben biraz sonra konuşuruz. Biraz sonra konuşuruz. Efendim yine reklam vakti geldi. Kısa bir ara ekonomiye hayır sorularımız da olacak. Tabii bununla birlikte çözüm sürecine de bir bakacağız. Ne aşamadayız, hangi aşamadayız? Kısa bir ara efendim. Evet efendim, TGRT Ankara stüdyolarındayız. Yayına devam ediyoruz. Tekrar hatırlatalım. Konuğumuz Başbakan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş. Efendim artık programın 3. bölümündeyiz, son bölümündeyiz. Size birçok soru yöneltmek istiyorum ama bu üzücü olayla ilgili olarak masadaki kartları konuştuk ama şunu konuşmayı unuttuk. Onu da size sormam gerekiyor. Berkin, Elvan, Ekmek, Bakkal gibi hep birbirine bağlantılı şekilde ilişkilendirilen şeyler de bir başka proje mi? Şimdi tabii bizatihi Berkin, Elvan olayının gerçekleşmiş olması çok hazin bir durumdur.
Yani bir baba olarak, Türkiye'yi seven, Türkiye'nin insanlarını seven insanlar olarak hepimizi derinden sarstı. Ama sonradan yani nasıl demin Sayın Savcımız için söyledik, evladı için söyledik, anası babası için söyledik. Onlar nasıl acı içerisindelerse, Berkin Elvan'ın da annesi, babası, ailesi, yakınları, onlar da büyük bir derin acıyı yaşadılar. Gencecik bir çocuk, evladımız nasılsa vefat etmiş oldu. Ama sonuçta Berkin Elvan'ın ölümünün üzerinden siyaset üretmek, bununla bu olay üzerinden sokakları karıştırmak, Türkiye'nin birçok şehirlerini böyle tarumar etmek, bunun üzerinden yıkıcı bir takım faaliyetlerin içerisinde olmak gerçekten anlaşılır gibi bir şey değil. Ayrıca işin daha da ilginci, Berkin Elvan olayının aydınlatılmasını isteyen çevrelerinle uyumlu olan, en azından o çevrelerle paralel giden bir terör örgütünün Berkin Elvan olayını, oradaki polislerin rolünü aydınlatmak üzere ahdetmiş olan bir savcıyı şehit etmesi de son derece düşündürücü. Evet. Yani işin belki bence en hassas anahtar noktası burasıdır. Yani yansıdığı kadarıyla süre gidildikçe inşallah sonuç ortaya çıkacak. Böyle baktığınız zaman da meselenin Berkin Elvan olayı, sokakların karıştırılması. Evet, hakikaten bunun bulunmasını hepimiz isteriz. Arkasındaki temel sorumluların bulunmasını isteriz. Ama işte tam da bir savcı bunun bulunması için daha öncekinden daha farklı yollar denemeye başlamış. Evet. Hatta sadece polis kriminal raporlarına değil, jandarma kriminal raporlarına da müracaat etmeye başlamış. Ve bu olayın arkasındaki gücü, olayı, neyse oradaki karanlık noktalar, onu aydınlatmak üzere ahdetmiş bir adamı. Bu sözünüz bana hiçbir şey göründüğü gibi değildir'i de hatırlatıyor. Aynen öyle. Yani aynen öyle. Perde arkasını evet, ortaya çıkıyor. Efendim. Yani açıkçası aynen Sakıp Sabancı, Özdemir Sabancı, suikastini hatırlatıyor. Çok benzerlikler var. Çok benzerlik. Kullanılan örgütün ortaya koyduğu tavırlar vesaire. Böyle baktığınız zaman oluş şekli ve sonra o olayın arkasında nelerin olduğu Türkiye kamuoyu tarafından görüyor. Çok küçücük bir soru daha. Bu konuyu kapatalım. Çok tartışıldığı için bu paralel yapı operasyonundan sonra yine sosyal medyadaki paralelin sözcüleri bu operasyonun başarısız olduğunu, aslında uzman polislerin, uzman özel harekatçıların görevden alınması nedeniyle siz Sayın Vali, İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü'nden de bilgi aldınız, konuştunuz. İşte savcı kurtarılabilirdi. Bu uzmanlar el çektirilmiş meseydi görevden diyorlar. Sizce efendim operasyonun bu başarısı, başarısızlığı, paralel yapı bunda ne demek? Ne demek? Bu son derece yani kasıtlı bir değerlendirmedir. Yani olay şu, son ana kadar işte İstanbul Barosu Başkanı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı, efendim bazı siyasetçilerin devreye girdiği ve son ana kadar bu terör örgütü militanlarıyla müzakere zemininin açık tutulduğu, hiçbir şekilde hatta onları ürkütecek herhangi bir şeyin yapılmamaya başlandı bir ortamda. Savcıya içeride bütün bu konuşmalar, görüşmeler sürdürüldüğü bir ortamda silahla başından ve göğsünden vurarak öldürüyorlar. Bu silah sesinin duyulması üzerine zaten operasyon yapılıyor. Yani odaya girildiğinde zaten müzakereler devam ederken. Devam ederken terör örgütü bize yansıyan bilgilerle, bizim aldığımız bilgilerle zaten adamlar bizim savcımızı şehit etmişler ya da ağır yaralamışlar. Ve o silah sesinin duyulur duyulmaz hemen bir dakika içerisinde, çok kısa bir süre içerisinde özel hareket içeriye giriyor. Gazetecilik refleksi. Bir kere bunu çok açık bir şekilde ortaya koymak lazım. Ama şunu da söyleyeyim, yani paralel yapının emniyet teşkilatı içerisinden ya da bazı birimlerden temizlenmesi, bu arkadaşlar burada artık çok durdular, biraz başka bir yerlere geçsinler diye tesadüfen verilmiş bir karar değildir. Şimdi paralel yapının içerisinde bulunan insanların bu özellikle istihbarat birimlerinden elde ettikleri bilgilerin acaba nerelerde, kimlere peşkeş çekildiği, kimlere bunların servis edildiğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Kozmik Oda soruşturması ortadadır. Hiç unutmuyorum, Kozmik Oda haberi çıktığı zaman eşim de seyrediyorduk televizyonu. Eyvah dedim, bunun arkasından bir şey çıkacak. Şimdi ne olduğu ortaya çıktı. Acaba bilgiler, bu paralel polisler marifetiyle elde edilen bilgiler nerededir, kimin elindedir, hangi grubun elindedir, kimlere servis edilmiştir, bunları bilmiyoruz. Dolayısıyla buradan hem de böyle bir şehit haberinin Kozmik arkasından... Kozmik Oda denilirken Türkiye'nin sırları deniliyor, tabii, değil mi efendim? Yani tam da bu şehit haberinin arkasından kalkıp bu tür tweetler atmak... Anladım. Allah akıl versin.
Evet, yani bakıldığı zaman aslında bütün olayı gazetecilik refleksi de, çünkü hani operasyon çok eleştirildi bir takım çevreler tarafından. Onu da size sormuş oldum. Efendim, geçen hafta bu olaydan önce işte silah bırakma çağrıları, Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkışı, yaşananlar, onları sormayacağım ama özellikle ateşe parmağı tetiklerin geri gitme ihtimaline karşı Sayın Yalçın Akdoğan'ın bazı açıklamaları vardı çözüm süreciyle ilgili olarak. Şimdi ben size şu soruyu yöneltmek istiyorum. DHKPC'nin hareketlenmiş veya hareketlendirilmiş olması, işte siz dediğiniz taşeron olarak kullanıldığını ifade ettiniz. PKK'nın da aynı şekilde tekrar sahaya sürülmesi ihtimalini bize tehlikesini oluşturur mu? Böyle bir tehlike olabilir ama ben... PKK'nın da artık bunca yıllık tecrübesinden sonra tekrar silahlı bir çatışma ortamına dönmeyeceği kanaatindeyim. Başından beri bu sürecin en kritik virajlara girdiği, acaba duruyor mu, acaba vaz mı geçiliyor dendiği durumlarda bile, örneğin 6-7 Ekim olaylarından sonra da ben bu iyimserliğimi hep korudum. Evet. Şundan dolayı korudum. Yani çözüm süreci dediğimiz süreç tesadüfen ortaya çıkmış bir süreç değil. Bu bir takım iradeleri, irade kavramının altını çiziyorum. İradeleri gerektirir. Bu iradeye karşı çıkanlar olacak. Tekrar Türkiye'de silahların ateşlenmesini isteyenler olacak. Türkiye'de Allah korusun bir Türk-Kürt çatışmasını da körüklemek isteyenler olacak. Türkiye'de bir Alevi-Sünni çatışmasını da körüklemek isteyenler olacak ve var. Bunları biliyoruz. Bunlar var diye bu süreç devam etmeyecek değildir. Şimdi burada siyasi irade, Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanken ortaya koyduğu, Sayın Başbakanımızın da hemen başbakan olur olmaz birkaç gün sonra çözüm sürecini zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın döneminde çıkmış olan yasaya istinaden bunu yasal bir statüye kavuşturmuş olması bir kere siyasi iradenin bütünüyle var olduğunu gösteriyor. Ne olursa olsun, kim ne provokasyon yaparsa yapsın biz bu sorunu çözmeye hazırız, sorunu çözmeyi istiyoruz. Bu irade buradadır. Terör örgütünün de aynı şekilde... Ciddi bir şekilde artık silah bırakmak istediğini, elinde silah olanların artık bu silahı büyük oranda diyor. Evet, içerisinde silahlı çatışma devam etsin diyenler olabilir. Onların da silahları bırakmak istedikleri görünüyor. Ama daha önemlisi Türkiye kamuoyunu, işte en son kamuoyu araştırması %68'i gösteriyor. Evet, Türkiye kamuoyunda çözüm sürecine destek. Artık bu iş bitsin diyor. Dolayısıyla Sayın en son seçimde Sayın Cumhurbaşkanı'nın %52 oy aldığını görecek olursak %68'e çıktığı zaman burada gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP'li seçmenin de çözüm sürecine olan en azından şeyini de çok net bir şekilde görüyoruz. Efendim, o DHKPC olayıyla beraber hani böyle puslu terör her zaman siz de ifade edersiniz puslu havaları sever. Bu açıdan bakıldığında tabii ki hani bazı keskin virajlar olabilir dediniz. Değil mi efendim? Tabii. Yani önümüzdeki süreç de olabilir. Çünkü işin kolay kısmı, çözüm süreciyle ilgili kolay taraflar bitti. Şimdi daha zor kısmı var. Zor kısmı var. Çok az bir kısmı var. Sayın Cumhurbaşkanı uyarıları çerçevesinde o zor kısımları nasıl aşmayı planlıyorsunuz, hedefliyorsunuz? Şimdi bir kere Sayın Cumhurbaşkanımızın o uyarısı aslında bir siyasi mesaj içeriyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye kamuoyuna şunu söylüyor. Sakın endişelenmeyin. Birileri ne diyor? Çözüm süreci devam ederse Türkiye bölünür, parçalanır. Tam tersine. Çözüm süreci başarıyla sonuçlanırsa Türkiye artık bölünme tehlikesinden kurtulmuş olur. MHP'nin söylemi. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'deki geniş kitlelere dönük diyor ki merak etmeyin, bu işin garantisi biziz, devletiz. Devlet olarak, Cumhurbaşkanlığı olarak, hükümet olarak biz Türkiye'nin birliğinin, dirliğinin, bölünmez bütünlüğünün garantisiyiz. Bunun teminatıyız diyor. Aslında Cumhurbaşkanımız o çıkışlarıyla siyasi mesajı okursanız siyasi mesajı buydu. Ve bunu da kamuoyu böyle algıladı zaten. Kaldı ki çözüm sürecinin bu istikamette atılacak olan adımların atılmaması için söylenmiş sözler değildi bu sözler. İnşallah bu adımlar... Siz geri çözüm süreci diyorsunuz, MHP bölünme süreci diyor. Ya yanlış söylüyorlar. Ellerinde silahlar olanlar, dağlarda şehirlerin merkezlerinde engelleyemediğiniz insanlar mı bir ülkeyi böler? Yoksa siyasal süreçlerin içerisine girmiş... normalleşmiş, Türkiye'nin özgür ve eşit yurttaşları olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğine sahip olan insanlar mı Türkiye'yi böler? Tabii ki ötekileştirilmiş, adam yerine konulmamış, dağlarda elinde silah olan ve bununla bir şey yapabileceğini zanneden kitleler çoğalırsa onlar tabii Türkiye'nin bölünmesini daha fazla sağlarlar. Dolayısıyla bu kadar matematik bir hesap ortadadır. Bakın çözüm süreciyle ilgili şunu da görmemiz lazım. 2 sene evvel, 3 sene evvel, 4 sene evvel
çözüm sürecinde keşke bu adımları daha önce atabilseydik. O gün mesela 4-5 sene evvel bu adımlar hızlı bir şekilde atılabilmiş olsaydı, bugün belli bir noktaya gelinmiş olsaydı, daha ileri bir noktaya gelinmiş olsaydı, örneğin bölgede IŞİD terörünün olmadığı, Kobani meselesinin ortaya çıkmadığı, Kuzey Suriye'de sonra çok hızlı bir yol alınabilirdi diyorsunuz. Habur bir provokasyondu. Evet. Biz o zaman da bunu söylüyorduk. Eğer o provokasyonlar yapılmamış, orada gerçekten ciddi adımlar bitirilebilmiş olsaydı, belki Suriye meselesi böyle olmayacaktı. Dolayısıyla daha çok bölgedeki siyaset çözüm sürecinin dış şartları bakımından zorlayan bir siyaset haline geliyor. Şimdi terör örgütüne diyorsunuz ki silahları bırakın. Orta Doğu bu kadar karışırken nasıl silahları bırakayım diyor. Bunu bir mazeret olarak belki Türkiye'de artık silahları kullanmayabilirim ama diyor dışarıda elimde bu silah olsun. Bunu derken hakikaten parça pinçik edilmiş, lime lime doğranmış bir Suriye'den bahsediyoruz. Irak'ta hala düzenin sağlanamadığı, siyasal istikrarsızlığın sürdüğü bir Irak coğrafyasından bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim bir an evvel bu meseleyi Türkiye'de geniş kitlelerin kabul edeceği şekilde tamamlamak mecburiyetimiz var. Bu sadece Türkiye'nin kendi dirliğini, birliğini sağlaması, sadece Türkiye'nin daha ileriye doğru koşar adım yürümesini sağlayacak bir unsur değil. Anladım. Bunun üstünde bir şeydir bu. Bunun çözüm sürecinin inşallah bittiği zaman değerini daha fazla anlayacağız. Evet. Çözüm sürecinin aslında uluslararası bir örneklik teşkil ettiğini görmemiz lazım. Demin saydım, bütün coğrafya bölünüyor. Irak 3'e bölünmüş, Suriye 33'e bölünmüş belki. Parça parça olmuş. Somali 2'ye bölünmüş. Yemen şimdi 2'ye bölündü. Ukrayna fiilen 2'ye bölündü. Libya fiilen 2'ye bölündü. Mısır siyaseten 2'ye bölündü. Bütün bölge ülkeleri bölünmüş vaziyette. Ve biz diyeceğiz ki dünyaya dönüp, ey insanlar, ey bölge halkları, ey insanoğlu. 2015 yılında, inşallah 2015'te bu işi bütünüyle bitiririz. 2015 yılında biz 30 yıllık çatışmanın sonucunda, 90 yıllık siyasi bir süreci, 100 yıllık siyasi bir problemi çözdük. Birlikte barış içinde kardeşçe yaşayacak bir ortamı sağladık. Bu da işte yeni Osmanlıcılık olarak size yöneltiliyor. Daha doğrusu suçlanıyor AK Parti, yeni Osmanlıcılığı hortlatıyor. Osmanlı özlemiyle yanıp tutuşuyor. Alakası yok. O zaman ne diyeceğiz? Yani Türkiye Osmanlı özlemiyle yanıp tutuşmamak için Türkiye'nin içerisinde daha fazla bölünmeleri, daha fazla parçalanmaları mı razı olalım? Bunları mı kabul edelim? Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani bir de böyle bir talep, böyle bir beklenti. Osmanlı kendi devrindeydi, tamamladı, bitti. Biz sadece Osmanlı'dan ders çıkarırız. Selçuklu'dan ders çıkarırız. Onların tecrübelerini birebir alıp bugüne uygulamayız. Ama şunu da biliriz ki Osmanlı coğrafyası, 5 milyon kilometrekarelik Osmanlı coğrafyasında ne varsa her şey zaten bugünkü Anadolu coğrafya topraklarında var. Ve dünyanın her yerinde hala bizimle, bakın Tacura'ya gittik, Cibuti'nin evet. Tacura kasabası diyelim, şehir bile değil, bir kasaba diyebileceğimiz bir yer. Bizi orada İstanbul Fanusey türküleriyle karşıladılar. Biz orada inşallah Osmanlı'dan kalma sarayı, 3 tane camiyi onaracağız. Bir sahil yolu yapacağız. Aslında efendim 100 yıl sonra Türkler tekrar buralara geliyor demiyorlar mı? Yani hani sonuçta öyle bir gap verildi. Arada bir boşluk bırakıldı. Şaşırıyorlar aslında ve mutlu. Ben bunu Yemen'de bu karışmadan önce gitmiştik Sayın Cumhurbaşkanı ile o zaman. Çok böyle hani Türksünüz diye bizi karşıladılar. Kahve ikram edenler yine ona karşılık Lübnan'da öyle. Efendim izin verirseniz. Şimdi abi Nijer'de mesela İstanbul Eva diye bir bölge var. İstanbul'dan gelenlerin bölgesi yaşadığı bir bölge. İstanbul'da var. Şimdi biz bunları görmeyelim mi? Evet. Somali Başbakan Yardımcısı dün misafirimdi. Aynen şunu söyledi. Bizim bütün dünya bizi unutmuşken, terörün böyle pençesine bırakmışken bir gün baktık ki havada Türk Cumhurbaşkanlığı, Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakanken taşıyan bir heyetini taşıyan uçak ve arkasından yardım uçağı, iki Türk uçağı geldi ve biz o günü artık neredeyse milli gün gibi kutluyoruz. Biz tekrar sizi gördük, tekrar Türkiye'yi gördük. Bunları söylemeyelim mi? Bunlardan istifade etmeyelim mi? Türkiye bu büyük dostluk ve kardeşliğini mazlum milletlere uzatmasın mı bu kardeşlik elini? Bunu anlayabilir. Herhalde diye. Uzatması çok istenmediği için bunlar bu eleştirilerde yapılıyor denebilir. Şunun için hani siz söylediniz ya kendi içine kapanan bir Türkiye'de olabilir. Efendim izin verirseniz çözüm süreciyle ilgili şu notada. Kaldı ki bir cümle ilave edeyim müsaade ederseniz. Kaldı ki biz kendi içeride sadece Kürtlerle ilgili meseleyi kendi içimizdeki Kürtlerin meselesi olarak görmeyiz. Bu bölgede yaşayan bütün Kürt kardeşlerimiz
bizim kardeşlerimizdir. Bizim gerçekten kardeşlerimizdir. Ailemizin ferdidir. Irak Kürtleri, Suriye Kürtleri, İran Kürtleri, bölgenin diğer yerlerinde yaşayan insanlar. Aynen bölgedeki diğer Arap kardeşlerimiz gibi. Ya da işte bölgedeki İranlı Pers kardeşlerimiz gibi. Diğer ırklardan olan insanlar gibi. Şimdi birileri bu coğrafyayı etnik olarak bölmeye çalışıyor. Mezhebi olarak bölmeye çalışıyor. Eğer Türkiye'ye bir şey söylenecekse Türkiye etnik ve mezhebi olarak bölünmek istenen bu bölgeyi bütün unsurlarıyla kardeşlik üzerinden birleştirmeye çalışıyor. Belki hani İran'ın yaptığı Suriye'de, Irak'ta ve en son Yemen'de yaptığı hani mezhep nifağını oraya ekmesini de çok net bir şekilde görüyoruz. Biz bunların hepsinin dışında bizim için bu bölgenin halkları hepsi aynı efendim, mahallenin çocuklarıdır, aynı evin insanları. Mezhep ayrımı biz yapmıyoruz. Şimdi bakın bizim bu mezhep meselesi tarihsel bir meseledir. Bizim eğer Osmanlı madem sordunuz evet. Yeni Osmanlı. Çok örnek veriyoruz. Dünyanın birçok yerine gittiğiniz zaman Osmanlı'nın en temel kimlik, en temel özelliklerinden birisi bütün gayrimüslim yurttaşlarının o kendi dinleri üzerindeki kimliklerini sonuna kadar korumasıdır. İbadetlerini, efendim geleneklerini, eğitimlerini, kiliselerini, havralarını neyse Balkanlar'da bunu yapmıştır. Efendim Kudüs'te bunu yapmıştır. Bütün Orta Doğu coğrafyasında bunu yapmıştır. Oralara gittiğiniz zaman o insanlar da kendilerini o geniş Osmanlı toplumunun bir parçası olarak görürler. Ve inanın ki bugün bile gittiğinizde orada yaşayan, bu coğrafyada yaşayan Hristiyan, Osmanlı dönemini özellikle bilen o eski insanlar, onlardan bunu dinlemiş olan insanlar kendilerini mesela gavur olarak görmezler. Kendilerini Osmanlı'nın bir parçası olarak görürler. Belki de o yüzden Çanakkale Savaşı'nda Müslüman Osmanlı askerleriyle aynı safta savaştılar. Yani bu bir ırkçılık değil, bu bir zaten değil. Yani Osmanlı dediği şey bir tek ırkı söylemiyor. Hatta bir tek dini söylemiyor, bir tek mezhebi söylemiyor. Şimdi burada niye rahatsızlık olur duyarlar anlamam. Eğer dünyada yeni bir paks kurulacaksa, bu paksın en temel şeylerinden, unsurlarından birisi, insanların etnik, mezhebi, siyasi farklılıklarına rağmen bir arada yaşayabilecekleri kültürü genişletmektir. Çatışma kültürü nereden doğuyor? Çatışma bu mezhebi, etnik, dini farklılıkların, siyasi farklılıkların ötekileştirilmesinden kaynaklanıyor. Türkiye çözüm süreciyle ötekileştirilmiş bir kimliği, kendi kimliğinin, ana kimliğinin bir parçası, bir unsuru, bütünün bir unsuru haline getiriyor. Kürt kimliğinin dolayısıyla bütünün içerisinde gerçek yerini veya hak ettiği yeri alması olarak. Bu doğru değil mi? Bu güzel bir şey değil mi? Böylece büyük bir coğrafyada dostluğun ve kardeşliğin yeniden inşa edilmesi değil mi? Bundan niçin rahatsız olunur? Bunu bir türlü anlayamıyoruz. Efendim izin verirseniz o çözüm sürecinde artık sürenin de sonuna kısa bir cevap alabilirsem sizden izninizle. Şimdi bakıldığı zaman kolayı bitti zoru kaldı dediniz ya ben oraya takıldım. Belki buradan bir flaş çıkar. Gazeteci refleksiyle şunu sormam gerekiyor. Seçimlerden önce silahların betona gömülmesi, toprağa gömülmesi, yok edilmesi, sınırın dışına çıkartılması, PKK'nın silah bırakmasını açıklaması, toplantı üstüne toplantı yapıyorsunuz. Bu konuya çok ciddi eğiliyorsunuz bir taraftan. Bütün bu zorlukların arasında 68 gün kala bu mümkün mü? Yoksa bu bir hayalcilik mi olur? Seçimden sonraya mı ötelendi bazı şeyler? Şimdi uyumaya mı alındı? Yani şimdi tabii yani seçim her şeyin sonu da değil, başlangıcı da değil ama seçime kadar en azından demokratik siyasetle ilgili açıklamaların olması, silahların bırakılacağını, silahların toprağa gömüleceğine ilişkin bir kere daha iradenin net bir şekilde ortaya konulmasını açıkçası bekliyoruz. Bu hem işleri kolaylaştırıcı bir unsur olacaktır, hem bundan sonra atılan adımların daha sağlıklı bir şekilde atılmasının önünü açacaktır. Dolayısıyla seçim bakımından silahların bırakıldığı iradesinin tekrar ilan edilmesinin ne faydası var? Her seçim ortamı zaten bir en azından siyasi mücadele ortamıdır. Evet. Silahların olmadığı, terörün olmadığı, efendim tartışma olacak, kavga bu anlamda siyasi mücadele olacak. Herkes fikirleriyle, projeleriyle. HDP sizin HDP, siyasi rakibimiz. MHP, CHP, AK Parti, diğer partiler. Herkes yarışacak. Kim seçime giriyorsa. Adaylar yarışacak. Bunun olabilmesi için bakın barut kokularıyla sandık bir arada olmaz. Silah sesleriyle efendim seçim sonuçlarının seçim sonuçlarının zafer çığlıkları bir arada olmaz. Doğru. Dolayısıyla biz silahları, barutları, bombaları bırakmak mecburiyetindeyiz ki seçim süreci sağlıklı işlesin. Doğru. Herkes özgür sandığın içerisinde gitsin. İlk bölümde söyledim. Korku siyaseti.
Korku siyaseti olursa demokratik siyaset olmaz. Anladım. Korkunun olduğu yerde demokrasi efendim, olmaz. Efendim size hep ben bu akşam projeleri sordum. Şimdi notlarıma bakıyorum ama bir şeyi atladım galiba. Onu da izninizle sorayım. Selahattin Demirtaş denildiği zaman veya işte gidildiği zaman bu süreçte önce çok sert açıklamaları ardından partinizin içerisinden Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden sonra sessizliğe bürünmesi veya işte ben ne dedim gibi hani tekrar kendisini revize etmesi bir anlamda barajı aşacağız demesi. Hani bu projelerin içerisinde 7 Haziran'da Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan'a rakip olarak da ortaya çıkması, kafasını kaldırmasını da sormak istiyorum. O da bu projelerden bir tanesi olabilir mi? Biliyorsunuz siyasette hiç kişiler üzerinden konuşma. Evet. Kişiler hiçbirimiz ilahiyaya yaşayacak değiliz. Selahattin Demirtaş'ı özellikle sormak istedim. Yani şunu Selahattin Demirtaş'ın da o çıkışlarından sonra belki belli yanlışlar yaptığını gördüğünü hepimiz görüyoruz. Ama burada asıl olan kim olursa olsun, HDP'nin yöneticileri kim olursa olsun, HDP'li arkadaşlarımızın şunu görmesi lazım. Demokrasi dilini kullandıkça, HDP'nin Türkiye Partisi olmasını sağladıkça, barış eksenli siyasetler üretmeye başladıkça, Türkiye seçmeninin de HDP'ye mukabelesi farklı oluyor. Yani terörü, savaşı, efendim sokak olaylarını vesaireyi savunan bir HDP'nin alacağı maksimum oy bellidir. Eğer HDP barajı aşmak istiyorsa barış diliyle konuşacak. Çözümden yana tavır içerisinde olacak. Siz barajın aşmasını ister misiniz efendim? Ya benim isteyip istememem değil. Acaba millet istiyor mu, istemiyor mu? Ama millet istikamette, bakın Cumhurbaşkanlığı seçiminde bunu gösterdi. Evet. Dedi ki Türkiye Partisi olursanız, efendim barışın diliyle konuşursanız benden size destek var dedi. Şimdi bu kadar açık bir durumda, tabloyla karşı karşıya. Dolayısıyla herkesin Türkiye'de barış istikametinde, barışın değirmenine su taşıması lazım. Zaman zaman siyasetçiler 3-5 tane fazla oy alırız diye maksadını aşan, efendim kendi siyasi amaçlarına da aslında hizmet etmeyen, böyle ayranı kabartmak diye laf söyleriz ya Türkçe'de, ayranı kabartan bir takım sözler söyleyebilir. Bunların hiçbir kıymet harbiyesi yok. Bunların bir faydası da yok, siyasi faydası da yok. Temel mesele nedir? Türkiye'nin bu 90 yıllık siyasi meselesini, 30 yıllık siyasi silahlı çatışma dönemini sonlandırması, Hakkari'deki, Yüksekova'daki, Şemdinli'deki yurttaşımızın da, Ankara'daki, Çankaya'daki, İstanbul'daki, Şişli'deki yurttaşımızla eşit hak ve özgürlüklere sahip bir şekilde yaşamasını sağlamaktır. Bu hepimizin vazifesidir. Bu böyle olduğu süre içerisinde siyasetin bir anlamı var. HDP'nin de burada anlamı var. Efendim, yoksa sokaklar karışsın, sokakları karıştırmak isteyen 3-5 tane adama destek olalım derlerse, bunun üzerinden bir dil geliştirirlerse. HDP arkasında PKK gibi bir örgütün olup oradan hani hep eleştiriliyor ya, oy devşirmesi veya oyları tırnak içerisinde garantiye alması. Yok, bunlar geçmişte. İşine gelmez mi? Bunlar geçmişte denendi, ne faydası oldu? Evet. Yani bu PKK'nın arkasındaki desteğiyle oy almaya kalkmak şu demektir. Tekrar silahlardan medet ummak demektir. Silahlardan medet umduğunuz takdirde. Tam da işte efendim Selahattin Demirtaş'ın o açıklamalarının sürekli sertleşmesi, çözüm sürecinde ciddi aşamalar kaydedilirken onun Diyarbakır'da güneş yağdıktan sonra güneş gözlüğüyle oturması, hani güneşi görmek istemiyor aslında şeklinde yorumlandığı için. Bunlar, ben böyle kişisel bunlar, olarak sorma, bunlar, yani genel manada soruyorum. Ya, gidelim Yüksekova'daki, Şemdinli'deki, bilmem işte Erciş'teki, Patnos'taki, efendim Karayazı'daki Kürt kardeşlerimize soralım. Ne istiyorlar onlar? Onlar diyorlar ki kardeşim ben de artık Türkiye'nin her yerindeki yurttaşlar gibi eşit haklara, imkanlara sahip olmak istiyorum. Çocuklarımızı, evlatlarımızı sokaklara saldığımız zaman onların canlarından emin olmak, can güvenliklerinden emin olmak istiyorum. Geleceğinden emin olmak istiyorum. Buyurun bununla ilgili bir siyasi yarışa girelim. Doğu ve Güneydoğu Anadolu halkımız başta olmak üzere Türkiye'nin bütün geri kalmış bölgelerini nasıl daha ileriye götürürüz? Bunun siyasi tartışmasını yapalım. Halk da görüyor. Bakın inanın ki hiç kimse milleti bir şey anlamaz. Biz siyasi bir retoriklerle bunları kandırırız zannetmesin. Milletin bir feraseti var. Milletin bir irfanı var. Milletin bir vicdanı var. Kim haktan yana konuşuyor? Kim barıştan yana konuşuyor? Kim efendim silahtan yana konuşuyor? Savaştan yana konuşuyor? Bunu görüyor. Dolayısıyla burada bunu üretmemiz lazım. Ve yani aynı şekilde nasıl HDP için bunu söylüyorsak, MHP için de şunu hep söylüyoruz. Gönlümüz arzu eder ki bu saydığımız bütün Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde MHP'li kardeşlerimiz de çok açık, çok rahat bir şekilde seçim kampanyası yapsın. HDP'li adaylar da gelsin,
Bodrum'da, efendim Marmaris'te, Antalya'da, Balıkesir'de, Konya'da çok rahatlıkla seçim kampanyası yapsınlar. Türkiye'nin partileri ise bu partiler. Bu partilerin Türkiye'nin her yerinde olması lazım. Zaman zaman eleştiriyoruz ya, yani böyle baktığınız zaman ne yazık ki AK Parti'den başka Türkiye'nin her yerinde olan bir parti yok. CHP belli kesimlerde, HDP belli bölgelerde, MHP yine belli bölgelerde var ama AK Parti her yerde var. Tekrar böyle efendim, olması lazım. Dediniz ya, şey geldi aklıma aslında, o çok 41 ilde CHP'nin ön seçim yapması. Hani belki birazcık da ön seçimde seçilen adayların genel seçimde kazanmış gibi sevinmeleri, bana kurultayı kazanan genel başkanların sevinmesi gibi de aslında doğdu. Yani CHP herhalde kurultay ve ön seçim kazanmakla genel seçimi kazanmayı bu manada pek ayıramıyor gibi de değerlendirilebilir. Efendim demin bir şey söylediniz ya, zor bölüm kaldı. O zor bölüm çok mu zor? Hani onu biraz böyle son iki dakikamız, o zor bölüm böyle bir de böyle bir rahat rahat aşabileceğimiz bir bölüm değil mi? Ya öyle bir bölüm. Yani bu ortam meselesi, bu ortamın şey yapılması, silahların tamamen gömüldüğünün ilan edilmesi. Gömüldüğü anda evet. Böyle hani makaradan bırakılması gibi hızlı bir şekilde artık devamı. Tabii ondan sonra işte hak ve özgürlüklerin, siyasal katılımın, bunların ortaya konulması süreçleri olacak. Zaten o kalan kısım bir takım tortulardan da temizlenmiş bir kısım olacak. Yani bir güvenlik ortamın. Korkular, eskiden kalmış olan bir takım endişeler, eleştiriler. Şimdi fark gerillalarının 2 sene oluyor zannediyorum, 2-2,5 sene oluyor. Silah bırakma törenini hatırlıyorum. Türkiye televizyonları, Türk televizyonları da verdi onları. Devlet başkanının huzurunda getirdiler silahlarını, bir yere koydular. Yüzleri bir kısmının maskeliydi. Devlet başkanı orada bir konuşma yaptı. Evet, silahları bırakmanız önemliydi. Sizler artık takip etmiyoruz. Sizler bu memlekette rahat, özgür bir şekilde silahlarınızı bırakınca yaşayabilirsiniz. Ama unutmayın, devlet tekrar silahları elinize alırsanız bunları sizin elinizden almak için her türlü gücünü kullanacaktır. Evet. İrada aynı şey oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği. Anladım. İrada bunu yaptı. Betona gömdüler. Betona gömdü. Belfast. Yani Sinn Féin bir siyasi hareket olarak varlığını sürdürdüyse, evet. Sinn Féin'in etrafındaki kitleler şunu gördüler ki artık Belfast'ta bombalar patlamayacak. Evet. Ondan sonra Sinn Féin daha eli rahat bir siyasi hareket haline geldi. Ve çok kısa bir süre içerisinde. Yine provokasyonlar orada da olmadı değil. Hatırlayın. Yine 3-5 bomba patladı ama bu irade örgütün bütünlüğü tarafından ortaya konulunca yoluna devam etti. Burada mühim olan şeyin değişmesiydi. Mantalitenin değişmesiydi. Belki ekonomide verdiğiniz Türkiye, örnek o faz değişikliği fazı belki. Bu oldu Türkiye'de. Ta evet. Uzunca yıllar oldu. Red politikaları, inkar politikaları, asimilasyon politikaları geride kaldı. Vatandaşının dilinden, ana dilinden korkan bir Türkiye. Evet. Vatandaşının cezaevinde annesinin çocuğuyla Kürtçe konuşmasından ürken bir Türkiye. Aynı şekilde mahkemelerde savunmasından korkan bir Türkiye. Bunlar hep geride kaldı. Çok iş yapıldı. Saysanız sabaha kadar konuşacağımız işler yapıldı. Ama bunlar yapıldı, lütfedildi anlamında söylemiyorum. Bunlar zaten doğuştan gelen insan haklarıydı, insani haklardı. Eski Türkiye'de bunlar devlet tarafından örtülüyor. Bunların üzerinden bir resmi ideoloji oluşturuluyordu. Çok şükür bu değişti. En zor şey de devletin zihniyetini değiştirmektir. Evet, bu değişim başlamıştır. Henüz bitmiş değildir. Başlamıştır. Affedersiniz, devlete zihniyet değiştirmek deveye hendek atlatmaktan çok daha zor bir iştir. Türkiye o kısmını işin zihniyet değişimi anlamında başlamıştır. Ümit ediyorum ki bunu sonlandıracak. Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Başbakan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş. Özellikle çözüm süreciyle ilgili söylediğiniz şey de çok önemliydi. Silahlar bırakıldıktan sonra zemberekten boşalırcasına daha hızlı bu sonuç veya nihayetlendirilmesi anlamında çok hızlı adımlar atarız. Efendim ağzınıza sağlık. Aslında çok bu akşam ediyorum. Sizlerle birçok konuyu konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim Ankara stüdyolarından neler oluyordan bu akşamlıkta bu kadar diyoruz. Biz konuştuğumuz konularla ilgili, konuştuğumuz başlıklarla ilgili yorumları her zaman olduğu gibi siz sevgili seyircilerimize bırakıyoruz efendim. Hoşça kalın diyoruz. İyi akşamlar.